Brokoli canavarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Agartha oynuyoruz. Agartha Türk yapımı arkadaşlar. Yapımcıları Fuji Film ve Itopya ve Gigabyte arkadaşlar. Bakalım bu oyunda bir katilin hazin sonunu anlatan bir film arkadaşlar. Katilin hayatını anlatıyor. Şimdi yeni oyun diyelim. Yani okuduğum kadarıyla öyle arkadaşlar. Yönetim ve yasalar toplum güvenliği refahını sağlar diyor. Jean Jesus Ranus'un sözünü paylaşmışlar arkadaşlar. Yozlaşmış bir dünyada yaşıyoruz. Kimilerinin güçlü, Çok özür dileyerek altyazıyı İngilizce yapabiliyor musunuz? kimilerinin sen olduğu bir Evet. dünyada. Herkesin merak ettiği ve tanıştığı gün aslında hiç tanışmamış olduğu birisi var. Sen de tanışmak istiyorsun. Ünlü oyuncular da oynuyor Ölü. arkadaşlar. Birisi diyorum çünkü bir trafik kazasında ölürseniz ya sizin ya da karşı tarafın yüzünden ölürsünüz. Bu da ölümü birisi yapar. Bir çatışmada ölürseniz sizi karşı taraf öldürmüştür. Bu Gerçekten da ölümü birisi yapar. inanılmaz bir oyun. Eğer kalp krizinden ölürseniz sizi kimilerine göre Azrail öldürmüştür. Bu da ölümü birisi yapar. Asıl soru sizi bu noktaya getiren ve hakkınız olanı sizden çalanlar. Yaşadığımız dünyada hakkınız olmayan bir şeyi elde ettiğinizde aslında birisinin ölümünü hızlandırdığınızı biliyor muydunuz? Ben haksız şekilde bir şey elde eden insanların birisiyim. Evet, artık kim olduğunu biliyorsun. Tabii şimdi benim ahlaki değerlerden yoksun bir cani, etik ilkelerden bir haber bir barbar, yaşamından zevk almayan sıradan bir katil olduğumu düşünebilirsin. Aslında herkesten daha yüksek etik değer ve ahlaki kriterlere sahip olduğumu söylesem, şaşırır mıydın? Peki, sana bunu kanıtlarsam, beni serbest bırakır mısın? Sana bir soru. Silahı tutan kişiyle namlunun ucundaki kişiden hangisinin suçlu, hangisinin suçsuz olduğuna kim karar verir? Yasa mı? Ahlak mı? Yoksa ikisi birden mi? Ben sana anlatayım komiserim. Amerikalıların cerrah lakabını taktığı ve tüm dünyada aranan seri katil dosyasının bugün 30. yıl dönümü. Bu 30 yılda cinayetlerinin arasında birçok ülkeden senatör, savcı, iş insanı ve hatta Papa 14. Pius'un da olduğu bilinen 128 cinayetin dosyası hala kapatılamadı. Tüm Oho. ülkelerin istihbarat ve güvenlik teşkilatları bu kana susamış katili yakalamaya bir adım bile yaklaşamadı. Yeri geldi, birçok ülkenin hükümeti bu katilin yakalanmasını seçim vaadi olarak kullandı. Yeri geldi bu dosya yüzünden iktidarlarını kaybetti. Şimdi haber merkezimizin bu dosyayla alakalı hazırlamış olduğu mini belgeseli sizlere aktarıyoruz. Part 1. Şey soracağım. Alt yazıyı Türkçe yapamıyor muyum? Alt yazı İngilizce yapamıyor muyum? Aynısı. Böyle bir devam edeyim. Komiserim, acil gelmeniz lazım. Niye? Cerrah olduğunu söyleyeyim mi? Adam geldi. Yine mi amına koyayım? Vallahi kimliği mimliği yok. Veri tabanında da çıkmadı. Ne yaptınız peki? Ne olur ne olmaz diye sorgulasına koyduk. Öyle oturuyor. Git geliyorum. Abi düşünsenize o kadar ülke peşinde olup da bak bu çok kötü.
Şeyler İngilizce. Türkçe yapacağız mecburen. Alt bezi kapatacağız. Cama bak. O mu? Komiserim. Demek cerrahsın. Niye inkar ettim zaten gitmiş. Sana diyorum, alo. Ben öyle bir şey söylemedim. Arkadaşlara öyle söylemişsin. Onu siz söylediniz. Tamam, ne diyelim o zaman sana? Bana ne diyeceğine beni tanıdıktan sonra karar versen daha iyi olur. Hepimiz emanet isimlere sahibiz. İbrahim ismini sana babam vermişti, değil mi? Kimsin lan sen? Adın ne oğlum sen? Anlamıyorsun, değil mi? Hatta inanmıyorsun. İnsanoğlu olan her şey için bir kanıt arar. İşte iş biraz garip. Yani yeryüzünde olan her şey için kanıt ararken dinler için bu geçerli değil. Bak birader, veri tabanında yoksun. Nereden geldin, nereye gidiyorsun belli değil. Yani şu an istesem seni nezarete tıkarım, kimseye de haber vermem. O yüzden şimdi efendi ol, kim olduğunu anlat bana. Ha? Hadi koçum. Memur arkadaşlar beni buraya koyarken ceplerimi boşalttılar. Cebimdeki notu kontrol ederseniz iyi olur. Komiserim Aytaç Bey'in ailesine haber verelim mi? Yurt dışındalarmış. İçişleri Bakanlığı'na haber verin. Cerrah'ı yakaladık. Basın duymasın. Kaç yaşındasın sen? Aynı yaştayız. Dalga mı geçiyorsun lan bizle? 30 yıldır işleniyor bu cinayetler. Sadece nam yapmaya çalışıyorsun. Ya da taklitçili katilsin. Müşteri bırakıyormuş orada bildiğinden ben. Aha, City serisi de sponsor olmuş. Cemal Korkmaz, emekli İstanbul Emniyet Müdürü 1954, ölüm tarihi bilinmiyor arkadaşlar. 1978 yılında ülkedeki sağ-sol çatışmasından faydalanarak aralarında öğrenci liderlerin de bulunduğu birçok solcu aktivist öldürüldü. 1978 yılında hakkında açılan davaların kapatılması için görevli hakime rüşvet verdi. 1979 yılında hakkında araştırma yapılan gazetecileri öldürdü ya da öldürttü.
1979 yılında öldürdüğü gazeteciler hakkında açılan soruşturmada delilleri yok etti. 1980 ve 83 yılları arasında yakın arkadaşı olan Mehmet Gündüz ile beraber birçok kişiye işkence etti. İşkence için kullanılan depo ilerleyen yıllarda onun suçlarının işlendiği mekan haline geldi. Oğlu İbrahim Korkmaz da bu depoyu kullanmaya başladı. 1980 ve 2004 yılları arasında öldürdüğü ya da öldürttüğü birçok kişiyi karısı da dahil Filyos'ta bulunan dağ yamacına gömdü ya da gömdürttü. 1986 yılında hakkında açılan dava sonucunda İstanbul şehrinde birçok temizlik yapıldı. 1989'un daha önce hakkında açılan dava için delil yerleştirerek başka birinin suçlanmasını sağladı. İnanılmaz gerçekten. İbrahim Korkmaz İstanbul Emniyet Müdürü 1991 ölüm tarihi bilinmiyor. 2004 yılında baktığı bir dosyada delilleri yok etti ve suçlanan kişilerin serbest kalmasını sağladı. 2005 yılında aynı dosyada sahte delil yerleştirerek farklı kişilerin suçlanmasını sağladı. 2006 yılında birçok mafya liderine rüşvet almaya başladı. 2006 yılında İstanbul'daki eylemlerde lezbiyen kadının gözaltına alınmasını sağladı. 2008 yılında bir savcıya yapılan operasyonla sahte delil yerleştirerek ceza almasını sağladı. 2010 yılında kara para aklamaya başladı. 2011 yılında kara para aklama ile alakalı haber yapan gazeteciyi öldürttü. 2011 ve 2012 yıllarında yapılan eylemlerde aktivist liderini öldürttü. 2013 yılında rüşvet aldığına dair yapılan haberlerde sahte delil kullanarak kendisi hakkında haber yapan gazetecilerin önce ceza almasını, sonra da hapisteyken öldürülmesini sağladı. 2018 yılında yapılan uyuşturucu baskınından sonra delillerini ortadan kaybolmasını sağladı. 2009 ve 2001 yılları arasında babasının da kullandığı depoyu işkence, adam öldürme gibi suçlar için kullandı İbrahim Korkmaz. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Dosyaları basına sızdıralım. Sansasyonel yapalım arkadaşlar. Komiserim, az gelebilir misiniz? Cerrah'ın tüm öldürdüğü çocukların basına sızmış. Bütün haber kanallarında var şu an. Nasıl? Yolsuzluk, çocuk tacizi, rant, ne ararsan var. 128 kişi. Cerrah'ın şu zamana kadar işlediği cinayetlerin dosyaları olması dikkat çekti. İlk işlediği cinayetin üzerinden tam 30 yıl geçtiği bugün de tüm haber ajanslarına bilinmeyen bir kaynaktan aynı mail geldi. Bu mailin içeriğinde acımasızca katlettiği insanların geçmişte işlediği sözde suçlarla alakalı bilgiler yer alıyor. Bu bilgiler arasında 14. Papa Pius'un çocuk istismarcısı iddiasının yer alması tüm dünyada yankı buluyor. Emniyetten henüz bu konuda açıklama gelmezken yayınlanan belgelerle alakalı bilgiler incelenmeye devam ediyor. Adam işleri boşa yapmamış arkadaşlar. Efendim. Buyurun Sayın Bakanım. Bakan arıyor şu an. İnceliyoruz bakanım. Galiba o. Evet, gördük bakanım.
Yok, basına biz söylemedik. İnceliyoruz bakanım. Emredersiniz. Siktir! Emniyetin etrafında tek bir basın istemiyorum. Eğer buradan bir haber çıkarsa hepinizi yakarım, anladın mı? Emredersiniz komiserim. Tamam, inandık. Gerçekler insanları rahatsız eder. İnsanların duyduğu rahatsızlığın nedeni de yıllardır inandıkları bir gerçeğinin olması. Basının eline verdiğim bu şeyle kimse senin tarafına geçmeyecek. Taraftar arıyor olsaydım politikacı olurdum. Şimdi artık sorguya geçebilir miyiz? Ne yapıyorsun? Bilmem. Belki de 30 yıldır aradığın adamı kelepçeli sorgulamak istersin. İnanılmaz bir kuvvet. Acele efendim. Çocuk korkuyor. Neden teslim oldun? Şu an dünyada bu dosyayla ilgilenen bütün birimler bakanlığınızı meşgul ediyor. Bugün ölen savcıyla birlikte 129 kişinin pisliğini örtmeye çalışıyorlar. Ve ayrıca beni buradan almanın zeminini hazırlıyorlar. Seni kimseye vermek gibi bir niyetim yok. Cezanı burada çekeceksin. Kendini fazla önemsiyorsun. Bu konuda sana danışmayacaklar bile. Ben burada olmak istiyorum. Hani sordun ya, neden teslim oldun diye. Ben teslim olmadım. Ben zaten tam olarak burada olmak istiyorum. Lafı dolandırma, düzgün cevap ver bana. Peki. Cevabım seni tatmin etmediyse bir de şöyle deneyelim. Ben çocuklara tecavüz etmiş olsaydım, İnsanları topraklarından sürmüş olsaydım, sadece işime engel oluyor diye aileleri dağıtıp öldürmüş olsaydım, beni bu kadar sakin sorgulayabilir miydin? Hatta beni sorgulayabilir miydin? İçten içe yaptıklarıma hak veriyorsun. Ama sinirlisin. Bunun da tek bir sebebi var. Neymiş? Hey, evet, ne? İbrahim'i tanıyalım biraz. İnsanın çocuğunun olması bir yandan iyi, bir yandan kötü.
ya insanı zayıflatır ya da güzel bir ego tatminidir. Yanlış anlama. Benim babam öyle değildi. Ben sadece genelleme yapıyorum. Otursana. Kimsin lan sen? Otursana. Eski bir emniyet müdürüne göre oldukça sade bir evin var. O egonu zedeliyordur. Düşünsene, o kadar param var ve dilediğin gibi harcayamıyorsun. Tabii sizin işin püf noktası burası değil mi? Ne istiyorsun lan? O kadar çok düşmanın var ki. Acaba hangisiyim? Yarın öğlen çocuğunun yanına gideceğim. Önce seni görmek istedim. Sana, seni ve çocuğunu anlatacağım. Ne istiyorsun dedim. Okumanı. Anladım. Memnun oldum. Kötü değil mi? Yaptıklarının unutulduğunu düşünüyorsun. Sonra dünyanın aradığı bir adam karşına çıkıp her şeyi önüne koyuveriyor. Seninle ilgili bilgi toplarken çekinmiştim. Ama oğlum kartları o kadar açık, o kadar açık oynadı ki, o kadar çok insana zarar verdi ki. Sen pek de zamanımı almadın. İşte İnsanın çocuğunun olmasının kötü bir tarafı daha. Neden yurt dışına kaçmadın? Hı? O kadar param var. Yani suçluları iade etmeyen ülkeler var. Pardon. Ben beni unutmuşum. Ülkelerin hükümetleri istediklerini suçlu, istediklerini masum ilan ettiği için adalet sadece güçlüden yanaydı. Adamın babası. Ama korkma. Komiserim. Ben varım artık. Tüm dünyada adaleti sen sağlıyorsun yani. İranlık değil mi? Yani güçlü olan sensin ve adalet sorusunu bana soruyorsun. Adalet bir sonuçtur. Süreçse manipüle edilebilir. Hiç suç olmayan birini tutukladın mı? Hayır. Ama 2006'da insan hakları protestosunda bir kadını sadece lezbiyen diye tutuklattın. Sahi, karın nerede? Ha? Kaçtı mı? Senin yaptığın yolsuzluklara dayanamadığı için kaçtı ve sen de onu öldürüp Kilyos'ta bir dağın yamacına gömdün değil mi? O dağın yamacını kazsak kaç ceset buluruz? Beni de öldürecek misin? Sadece tanışmanı istiyorum. Kiminle? Birisi. Kesintiye çıkalım mı? Şimdi emniyete giriş yapıyorum başkanım. Bak koçum. Ne bir kimliğin var ne bir bokun. Şimdi sana soracağım sorulara kısa basit cevaplar ver. Yoksa seni buraya gömerim. Tarih bile var olduğundan haberdar olmaz. Anladın?
sinirlerine hakim olmanız. Kaymakam geldi arkadaşlar. 30 nerenin bilmiyorum. Kaymakam ya da vali. Çünkü biliyorum. Bu reaksiyonun yaptığın hataların dışa vurur. Ama merak etme. Ben hepsini atlatmanda yardımcı olacağım. İbrahim çağır. Komiserim. Ne var? Söylesene kızım. İçişleri Bakanım sizi bekliyor. Bakanmış arkadaş. Bunun başından ayrılmayın. Seni tanıyorum. Ya 30 yıldır sahaflık yapıyorum. Sence o kitabı okumamış olmam mümkün mü? Doğru. Ben de yalan söyledim zaten. Yarısına kadar şöyle bir bakmıştım. Bir kahve daha. Olur. Yeni roman mı? Senin için yeni. Benim için değil. Yine çift cevaplar. Oo, Deniz Bey hoş geldiniz. Sağ ol. Ben kahvesini getireyim. Biliyorum yalnız oturmayı seviyorsun ama bugün oturabilir miyim? Otur tabii. Sohbet etmek istedim. Beni tanımak istedim. Biraz. Hep oradan doğru konuşuyoruz. Yani konuştuklarımızda 3-5 kelimeye geçmiyor. Serap ben. Deniz. İlk defa bu kadar yaşlı Deniz görüyorum. Bütün denizler yaşlıdır. Çok kitap okuyunca başka bakıyorsun galiba dünyaya. Bu ne hakkında? Gerçekten inanılmaz bir cevaptı. Sıkılmış. Ve insanlığa karışmış bir tanrıyı anlatıyor. Bu kadar mı? Kısaca. Okumak ister misin? Ama bitirmedin. Bu benim 6. okuyuşum. Afiyet olsun. Oturduğun adamın masasına kaptın kitabı. Ne iş yapıyordun? Sen? Önce ben sordum Nisa. Emekliyim. Önceden değil, şu an ne yapıyorsun? Memur. Vergi dairesinde. Bak tekrar söylüyorum. Sen de ne deniz tipi,
ne memur şekli var. Ama kitap için teşekkürler Deniz Bey. Kibar olalım abi. İyi geceler Serap. Moruk, devam et. Hadi dayıcığım, ikile. Dayıcığım ne bekliyorsun sen burada ya? Siktir git demedik mi sana? Hadi! Ne bakıyorsun amcacığım? Siktir git dedik ya sana. Hadi, anlamıyor musun? Ne oluyor lan? Şş, dayıcığım! Dur. Bir şey mi var abicim? Tanıyor musun yukarıdakini? Bize çalışıyordu. Sen aranıyorsun. Biz bu işi yapıyoruz abicim, rahat ol. Bunlardan çok var bizde. Bak aşağıki sokaktaki mekan bizim. Gel bir ara ayarlarız. Ha? Yürü gidelim. Abi adam. Lan yürü. Kız kötü kadınmış. Öldürmüşler arkadaşlar. Bakanım hoş geldiniz. Bırak şimdi girizgahı, otur şöyle. Anlat bakalım, ne öğrendiniz? Kim olduğunu bilmiyoruz. Veri tabanımızda da hiçbir kayıt yok. Arkadaşlar detaylı araştırma yapıyorlar ama oradan da bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. O olduğunu nereden biliyoruz peki? Sabah savcı Aytaç Gündüz öldürüldü. Yerini bize o söyledi. Basına da haberleri o yaydı. %100 o. Hazırlıklı gelmiş şerefsiz. Niye teslim olmuş? Hiç bilmiyorum. Kaç saattir herifi sorguluyorsun? En ufak bir şey bile öğrenemedin mi? Ha? Sabahtan beri kaç büyük elçi, kaç üst düzey yetkili, kaç ülkeden beni aradı, haberin var mı senin? Ve benden cevap bekliyorlar. Herif hangi milletten? Adı ne? Tonla soru soruyorlar. Hemen bu herif insanları niye öldürmüş? Niye böyle bir manyaklık yapıyor? Akıl sağlığı yerinde mi? Her şeyi öğren. Çık dışarı. İbrahim. Bu herif senin, benim ya da üst düzey yetkililerden herhangi birinin hakkında abuk subuk bir şeyi ortaya atarsa ne olur biliyor musun? İpimiz çekilir. Ama ben sana bir saat veriyorum. Bu bir saat içinde bu herifin otunu bokunu öğrenmezsen önce ben senin ipini çekerim, anladın mı? Ben şimdi valiliğe geçiyorum. Gelişmelerden beni haberdar et. İstihbarat şubeden de sana desteğe gelecekler. Emredersiniz bakanım. Bir saat önce. Güç böyle bir şey. Bir noktadan sonra kimsenin bir şey yapamayacağını düşünüyorsun. Ama aslında tam da o anda zayıf düşüyorsun. Bir mafya lideri neden tek başına tatile çıksın ki?
Pardon. İş kadını. Aç mısın? Şöyle yüzeysel bir araştırma yaptım. Yılda 400 ton altın kaçırıp farklı ülkelerde, farklı politikacılarla bölüştüğünü öğrendim. Senin bundan haberin var mıydı? Kaç kişinin hayallerini, parasını gasp ettiğini, sadece yaptığı ticaret aksamasın diye kaç kişi öldürdüğünü. Nereden bileceksin, değil mi? Sonuçta parası var ve iyi sıkışıyor. Öldürmeyeceğim arkadaş. Onu öldürseydim üzülmeyeceğini biliyorum. Çünkü onu tanımıyorsun. İstemiyorum. Senin gibi insanları acı çekmeden huzur içinde rahat bir hayat yaşamalarını istemiyorum. Çünkü ben bunun için varım. Korkma. Seninle ilgili kararımı çoktan verdim. Çıkın. Evet Cerrah Bey. Bu ismi sevmiyorsun ama gerçek kimliğine ulaşamadığımız senin de ısrarla ismini söylemek yerine sistemin felsefesini yapmandan ötürü böyle hitap etmek zorundayım. İdare et. Şimdi şöyle. Bu kameralar bu dakika itibariyle kayda giriyor. Bu kayıtlar suç işlediğin tüm ülkelerin yetkili birimleriyle paylaşılacak. Sorgu istiyordun. Al sana sorgu. Ha bu arada istihbarat şubeden de gelecekler. Yoldadırlar. Şimdi söyle bakalım. İsterseniz size başka bir adres verebilirim. O adresteki hanımefendiyi görünce az önce şurada bekleyen Metin adlı memur arkadaş çok sevinecek. Polisin dövmeli olması imkansız bu arada. Komiserim. Tamam, anladım. Mutlu muydu? Kim? Metin. Sonuçta onurlu bir polis olan babasını işine engel olduğu için öldüren kadını ona teslim ettim. Ama öyle.
Ölü ya da diri. Fark etmez. Neden böyle bir şey yaptın? Adalet. Eğer insanlar yeteri kadar güçlü değilse hakkı olanı alamayabiliyor. Adalet bazen gecikebiliyor ya da hiç gelmiyor. Öldürdüğüm insanlarda gördüğüm ve tecrübe ettiğim his şuydu ki sanki ölüm çok uzaktaymış gibi yaşıyorlar. Tıpkı o kadın gibi. Tıpkı bugün bulduğumuz savcı gibi. Ama artık siz de mutlu olabilirsiniz. Metin artık kabus görmeyecek. Babasının katilini adalete teslim ettim. Kendinde adalet olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır. Ama sizde var olmadığını biliyorum. Ve bunu herkesin anlamasını sağlayacağım. Oh. Evet arkadaşlar. Burada part 1'in sonuna geldik. Part 2'de görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. Lütfen takip edin arkadaşlar. Bay bay.